Başkanım, Esenler'de kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Aslında bugün son durumu siz anlattınız ama biraz daha üzerinden geçebilirsek. Son durumumuz nedir Esenler'de? Şimdi Esenler'de bizim 100 bin konutu dönüştürmemiz gerekiyordu. 26 bini dönüştü. Geriye kaldı 74 bin konutumuz. 74 bin konutun dönüşmesi için yerinde dönüştürebilirsiniz ama Esenler zaten sıkışık. Bunu transfer etmemiz gerekiyordu. Bu gördüğünüz alan transfer alanı bizim için, rezerv alan. Bu rezerv alana 40 ila 45 bin konut ki şu gördüğünüz, bakın şunlar bizim depremde ilk risk görecek koyu damarlar. Bu yapıların hepsini kaldırıyoruz. Bu yapıların hepsini askeri bölgeye transfer ediyoruz. Bu kaldırdığımız alanlarda ise hiçbir şey yapmıyoruz. Şehir meydanları parklar olarak açıyoruz. Yaklaşık 40 ila 45 binini askeri bölgeye transfer ediyoruz. Bu transfer ettiğimiz yerlerde ise kesinlikle bir yapılaşma yapmıyoruz. Ya şehir meydanı ya park olarak tutuyoruz. Geriye kalan 34 bin konutumuzu ise kendi yerinde dönüştürüyoruz. Çünkü alanlarımız açılmış olacak. Kendi içerisinde örneğin şu bölgeyi diyelim ki rezerv alan ilan ediyoruz. Buradaki şurada eğer bu konutlarımızın askeri bölgeye transfer yetişmiyorsa şunu buraya transfer ediyoruz. Yandakini buraya transfer ediyoruz. Burayı açıyoruz, burayı buraya transfer ederek şehri kendi içerisinde dönüştürerek 34 bin konut öyle dönüştürüyoruz. Hedefimiz şudur. Bu süre içerisinde Marmara depremine yakalanmadan inşallah 74 bin konutta dönüştürmektir. Başkanım, ne kadarlık bir planınız var? Yani ne kadar sürede dönüştürmeyi düşünüyorsunuz? Hedefimiz 5 yılda bu taşınmayı gerçekleştirmek. Peki hani hangi firmayla, hangi kurumla çalışıyorsunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Kiptaş'la çalışmalar yapıyoruz. İnşaat faaliyetlerimiz tamamen Kiptaş tarafından yapılacak. Kiptaş tarafından yapılıyor. Şu anda planlarımız son noktaya geldi. Planlarımızı bakanlığa sunduk. Öyle zannediyorum ki çok kısa bir zaman sonra inşaat faaliyete başlarız. Başkanım, toplantı esnasında da söylediniz. Biraz açabilir misiniz? Dünyanın en büyük şehir parkını yapacağız dünyanın dediniz. Dünyanın en büyük şehir parkı, evet. Şu gördüğünüz park. Bu dünyanın en büyük şehir parkı. Dünyada daha büyük şehir parkı yoktur. Ormanlık alan derseniz elbette var. 2.680.000 metrekare. Dünyanın en büyük parkı ve bu parkın bir özelliği de kentsel dönüşümle üretilmiş. Bakın şu gördüğünüz alan şehir parkı. Tamamı park olacak değil burası mi? Burası tamamen park oluyor. Yani kentsel dönüşümle üretilmiş bir dağın etrafını çevirerek park yapmıyoruz. Kentsel dönüşümle üretilmiş yapı stonu kaldırarak bir park yapıyoruz. Bu açıdan da dünyanın en farklı parklarından bir tanesi olacak. Peki bu parkla birlikte Esenler genelinde toplam park büyüklüğü ne kadar olacak? 6.8 milyon metrekare. Toplam park büyüklüğü bu. Esenler genelinde toplam 6 milyon 800 bin metre park büyüklüğüne ulaşmış oluyoruz. Askeri bölgede ise 3.3 milyon metre park yapıyoruz. Çok teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun.